abi. Sisli bir havaya gidiyoruz. Her zamanki gibi. Evet, inşallah sis yarın dağılır. Pek dağılacak gibi görünmüyor ama Allah'tan ümit kesilmez. Evet. Akseki'den çıktık. Cevizli Değirmenlik Köyü istikametine doğru gidiyoruz. Üzümdere mevkindeyiz. Burası karşı yamaçlar Teke'nin yünekleri. Artık bu saatten sonra daha çıkamayacağımıza göre gece burada yatacağız. Evet. Gece Değirmenlik Köyü'ne misafiriz. Yarın avımızı başlatıyoruz. Erkenden. Saat 4.44. Değirmenlik Köyü'ne girmiş bulunuyoruz. Çok İstanbul'dan gelen insanlar buraya ev yapmışlar. Çok güzel evler var burada. Evet, yani modern bir köy. Almanya'dan burası. Gelenler, Almanya, evet. Daha doğrusu Almanya'da çalışanlar. Çok modern bir köy burası hakikaten. Farklıdır. Anadolu'nun diğer köylerinden çok farklı burası. Sabah saat 6.25 yola çıkıyoruz. Yaylaya kadar arabayla gideceğiz. Taşmış var mı adamın tarafı? Yok. Yok, taşmış olan yok. Ya Allah, bismillah. Evet, Değirmenlik Köyü'nden hareket ettik. Kağıt götürmeyin. Ne yapacaksınız o zaman? Alalım yani. Al bir tanesini, yeter. Birini götürün, yeter. Sabah saat 7. Yaylaya çıktık. Değirmenlik Köyü'nün yaylasına. Aynı zamanda Süleymaniye'nin de yaylası burası. Eşyaları hazırlıyoruz şimdi. Dağda bir mağarada kalacağız. Tabii çok eşya var. Çok yük var. Onun için biraz ekip de kalabalık. Her türlü malzemeyi çıkartmak durumundayız. Tabii en önemli şey ısınma. Daha da onun için soba götürüyoruz. Daha önce arkadaşlar gittiler. Bir ön hazırlık yaptılar. Şimdi tabii bu kadar insanın yemeği, içmesi, yatağı, yorganı, her şeyi, bu çok ciddi bir ekipman. Onun için hazırlık yapıyoruz. Eşya dağıtımı yapıyoruz. Geyikleri gördün yer yani. Şuradan yavşanaraktan tarak atarsın da. Evet. Tanatoka'dan. Tanatoka'dan tarak çıkar. Evet. Orada 20-23 tane. Teke var mıydı içinde? 3 tane. 3 tane büyük öyle gitti. Bunlara ben sus dedim. Böyle 23 tane. Büyük müydü tekeler? Nerede yatırımlar? 3 tane vardı. Gitmez olur. 3 tane büyük teke vardı diyorsun. 3 tane büyük vardı. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar görmek. Ben arkadan gittim ya bunlar. Çok sis var. Çok. Bir ara açtı ama, değil mi? Hava açtı. O zaman mı gördünüz? Açınca mı gördünüz tekeleri? Yaylılarmış orada. Şimdi de çok sis var. Şimdi orta su akar mı ya? Herli içme. Sıcak su var. Bu ipi götüreyim. İbiye veririm, değil mi? Ben varıncaya kadar iki tane, bir tane sobanın altına Aydaş. Düşmeden, ha, mağaraya mağara düşme, onları da şey yapacaksın diye. Yüz incelerden tamam. Alın diye. Tamam. Bir tane yemek yemeyeceğim, bulacaksın. Tamam. İki tane yani. İki tane, ver tamam. Dünyamın geliyor. Mağaraya eşyalarımızı tekrar zaten ikinci parti olarak gönderiyoruz. Olmaz mı Vedat abi? İkinci sefere götürürüz. Götür, kadar götür. Ya öyle Esat bak. Götür. Salı oğlum. Bu yaşanı yalan da in var ya. Sen ben göt. Köprü var ya, köprü taş var ya. Perlonu görüyor musun? Köprü. Yün perlon. Şunu dur ben şöyle. Sen bu yük yapalım. Bak buraya böyle alış alış avrat alayım. Bak gelen adam bula. Sen yaşında ben olsam var ya. Uuu şimdi. Sen şunu içesene. Hadi abi hayır. Hadi bakalım, kolay gelsin sana. Bir dakika. Maşallah. Halil abi görüyorsun değil mi? Maşallah ya. He? Gel şimdi oradan. Dur aga, şunu çek. Yok,
Düşer müşeriz. Düşmez şey artık, daha düşmez. Yok, ben düşerim. Çözmem icap eder. Düşmez. Bünyamin, kurtuluşun yok herhalde. Vallahi öyle ama böyle gitmezse falan. Olma bana. Yürü, düşersen sırt üstü düş. Herhalde yarı yolda koyveririz. Yürü, yürü, yürü. Yani sen onu... Bir aşağı doğru bak duruyor ama. Hı? Şuraya bir çıksam mı acaba? Nerede? Az üstte git ben abi. Aşağı bakıyor dişi ama. Sanki o ardıçın içinde falan bir şeyler olabilir tabii de. Acilen dövüşsün, çeksene ha. Acilen hepsini dövüşüyor. Ne yapıyor? Ağaçlar ne numaralar çekiyor? Yiyin şunları bir. Çok iyi. Hadi ateşin başına giderim ha.
soğukta bir karda ne ister adam? Sıcak bir çay, biraz ekmek, bir de ateş tabii. Hepsi var burada. Abi zeytin ağacın da çıkmış bakıyorum. Sağ olsun Vedat. Buldu buluşturdu, bir zeytin de verdi. Evet. Bu dağlara zaten bunun için geliyoruz. Değil mi? Her şey doğal olacak abi. Ateşi yakacaksın, dertlerini unutacaksın. Tekeye bakacağız. Abi bak açtı arka. Açtı, bayağı açtı. Tekeciğim bayağı faydası oldu be. Kamp yerimize yaklaşıyoruz. Az önce Halil Beyleri gördük. Gözettelerdi. Bunlar da kampa doğru hareket ettiler. Kamp yerinde buluşacağız. Gördüğünüz gibi giden gelmez dağları böyle bir yer. Battı çıktı dediğimiz koyaklar var. Koyaklar, birine girseniz öbür tarafı göremezsiniz. Of Allah sen büyüksün. Gel sana kurayım. Halil abi günaydın. Günaydın Recep'ciğim. Evet. Kahvaltıyı ettik. Artık iş başladı. Başa düştüm. Atlarımızı bağlayıp çıkıyoruz. İkinci günün sabahı. Birinci günü akşamış. Birkaç tane teke gördük. Bakalım onları yakalayabilecek miyiz? Hem o bölgeye hem de diğer bölgeleri kontrol altına alacağız şimdi. Mağarada kalıyoruz. Toplam 6 kişiyiz. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan yola çıkacağız. Soğuk bir havaydı. Yağmurlu. Şimdi bugün Vedat'la dün gördüğümüz tekeleri, Halil abi siz görmediniz. Biz Vedat'la ikimiz gördük. Bir tanesi bayağı güzel bir teke. Ötekisi 110 santim civarında. Havanın biraz düzelmesini bekliyoruz. Ondan sonra o tarafa doğru hareket edeceğiz. Sabah kalktık. Kaldığımız mağara. Ve buradan yukarı doğru çıkıyoruz. İkinci gün
Bugün sabah çıktık. Karşıda bir tane gözet yeri var, oraya gidiyoruz. Bir arkadaşımız da dün gördüğümüz yere gidecek. Dün 3 tane teke görmüştük. Bir tanesi bayağı iyi teke. Dün onları takip edeceğiz. Bakalım kısmet. İnşallah. Şansımıza sis olmasın da. Yağmur gelir yalnız bir tane. Evet. Çok ciddi şekilde. Yakaladı bizi. Evet. Bir şimdi telsizden rehberlerden tanesi bildirdi, bir teke görmüşler ya da belki bir grup gördüler. İşlerinde vurulacak, atılacak bir teke varmış. Bekliyoruz, bizi gelip alacaklar. Yanaşmaya çalışacağız bakalım kısmet. İnşallah. Rehber geliyor. Rehberle buluştuk. Şimdi diğer rehberin yanına gidiyoruz. 3'e bölünmüştük. İçimizden bir tanesi tekeleri gördü. Şimdi Halil Bey tekelerin yanına doğru gidiyor. Yağmur yağdığı için kayalar çok kaygan olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Soğuklanacağız biraz, sarı çıkıp bakacağız. Evet Vedat, nasıl durum? Altında hayvanlar kayboldu. Bilmem karşıya geçtiler, bilmem saklandılar oraya. Burada 9 yaşar var bir tane. Bir de orada, şimdi oraya çıktı bir tane. Çıkaracağım da. Buyur. Ölçeriz abi. Altında, yakınıdı. Ölçeriz. Altında 200 metre falan da altında. Çantayı çıkar oğlum. Teke de vardır içinde muhakkak ama. Bakıyoruz abi. Az önce gördük teke de şimdi çıkmadı. Bakıyoruz. Bakalım hiç kısmet.
aşağı kuytu yerlere iniyoruz. Burada tekelere bakacağız. Az önce kuytuda tekeleri gördük. Bizden harf aldılar buranın deyimiyle. Şimdi başka yere geçiş yapıyoruz. Afiyet olsun beyler. Eyvallah. Kuzu kulağı. Dağdan topladık. Sabit, iyi gittin, ayrı. Yayladan. Ceviz. Tereyağı. Çok rüzgar var bu arada. Tam duman altı olduk. Duman altı olduk, evet. Giden gelmez dağlara. Aynı zamanda risk teşkil eden bir dağlar. Bunların içindeki koyaklar çok sık ve tehlikeli yerler var. Halil Bey de şu anda onlardan bir tanesini geçiyor. Görüyorsunuz. Dipsiz bir yer. Resmen bir sırat köprüsü gibi geçiş yapıyor. İkinci günün akşamı kampa dönüş yapıyoruz. Akşam saat 4:30-5 arası şu anda kampa ulaştık. Bir koyağın içinde bir mağara. Arkadaşlar akşam için odun kesiyorlar. Bütün an boyunca kalmayı düşündüğümüz mağaramız burası. Sağ olsun Vedat. Çok güzel bir şey örmüş önüne. Taş örmüş. Güzel de kapatmış. Gayet mahfuz. Sobayı da yakınca içeride gayet güzel yatılıyor. Kaç kişi yattık? 6 kişi mi? 6 kişi yattık. 6 kişi yattık. Bir 5 kişi daha sıkıştırsak alırız yani. Fakat hava o kadar kötü ki yağmur bize müsaade etmiyor. Sis, yağmur, çamur. 3. gün artık yer değiştirmeye karar verdik. Toparlanıyoruz. Biraz da yağmurun dinmesini bekliyoruz. Yola çıkacağız. Üçüncü gün sabah kamp yerinden ayrılıyoruz. Kampı terk ediyoruz. Yaptım abi. Böyle havada av yaptım. Zor ama değil mi? Yani böyle havada av yapmak akıllı adam işi değil, ben sana söyleyeyim. Kesinlikle, o yüzden biz avcılara biraz hani hafiften derler ya, akıl kârı değil sizinki diye. Doğru yani, yalan değil.
vazgeçtik. Buradan kurtulmaya bakıyoruz. İtirafımız evet. Hava çok fena bindirdi. Ali abi, donmadık ama zorlanıyoruz yani. Vallahi zorlanılacak ama. İnşallah tekeyi de buluruz. Artık şansına ne çıkarsa bakacağız. Kısmet. Zor bir gün, zor. Çok zor bir hava. Mezet yapmaya çalışıyoruz. Yağmurdu. Şimdi doluya döndü. Korkarım birazdan kara dönecek. Kara dönse daha iyi. Vedat, şunu ölçümlerini yap. Ölçümlerini yap sen. Vedat kaç metre? 185 metre abi. Ali abi kayanın üzerinde. Düştü. Düştü abi. Vuruldu abi. Yardım yapıyordun. Kısmet ayağına girdi. Görüyorsun. Dedin ya sen buralara çıkar dedin. Bak çıktı. Bunlar nereden geldi biliyor musun? Bizim çocuklardan. Hayır. Hangi geçit yeri? Dünyaminlerden geldi. Dünyaminlerden geldi. Onlar geliyordu bir an önce. Geçtiler mi? Tabii. Geçtiler aşağıya doğru. Onlardan geldi bence o. Evet Halil abi. Vallahi bilmiyoruz da. Değdiğini düşünüyoruz. Mağarada duman altı olduk. Vallahi öyle. Yön değiştiriyor abi sürekli. Evet, tekeyi vurduk. Hayırlı olsun Halil abi. Kısmetimiz. Daha yanına gitmedik ama. Evet. Herkes vurulduğunu söylüyor. İnşallah vurulmuştur. Evet, ben de emin olmadıkça bir şey diyemiyorum ama düştüğünü gördüm. Yani değdiğini ben de biliyorum da inşallah düşmüştür. Evet. Bu havada artık büyük gücü yandı gözlerimiz. Öf. Hava iyice bozdu Halil abi. Recep bu. En zorlu koşullardan biri Tekirdağ'da benim yaşadığım. Evet. Yani böyle bir hava
Ve böyle bir havada öyle veya böyle bir tane teke vurmak hakikaten büyük şans. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Korkunç bir hava. Ve nasıl kaçacağımızı bilemiyoruz yani. Evet, şimdi onun planlarını yapıyoruz zaten. Arabaya herhalde 1,5 saatlik bir yolumuz var. 1,5 saatte gidemeyiz abi bu havada. Çünkü dinlene gitmemiz lazım. Yoksa çok kötü ıslanırız. Çok fena hava. Çok fena. Acayip dolu yağıyor. Gelin 11 yaşında olur. Deli düştürüş ya. Şimdi Vedat'ın dediğine göre Halil abi delik tekesiymiş. Ne diyorsun Vedat? Abi tekenin burunlarının yuvarlağı çıkmış yarı yarıya delik tekesi yani. Güzel. Kaç yaşındadır? 11 veya 12. 11. Güzel Halil abi. Tabii. Değişiklik. Boynuzlarının kırık olması hiç önemli değil. Bu havada güzel bir av yaptık. Dağlarda gezdik, yürüdük, çıktık. Bu havada ancak bu kadar olur. Yani o yaşta o tekenin şöyle döndüğünü... Yaşlı bir tane teke vurduk. Önemli olan tekenin yaşı. Evet. Santimetre tabii ki herkes ister çok büyük bir şey vurmak ama... Yaşı da çok önemli. Boş ver, gerisi pahalı. Biz çıktık, avımızı yaptık, bitti. Şimdi biz bu havada nasıl döneceğiz onu düşünmemiz lazım. Şunlar ne yapıyor, şükürler yani. Ateşi yaktık. Şimdi tekenin yanına gidiyoruz. Bakalım. Bakalım ne vurmuş. Evet abi. Tekeymiş. Tebrik ederiz. Kalın boynuzu var, çok yaşlı bir teke. Hakikaten çok yaşlı bir tekeymiş. Peki bu teke 11-12 yaşında aşağıda. Bir bak bakalım Vedat. Omuzlarına. Abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yaşından kırılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den kırılmış, 7'den kırılmış. Evet. Yani şöyle döndüğünü kabul et. Yani eski kırık bunlar. Eski, çok eski. Baksana şöyle kovana çıkmış. Ağaç çürüğü gibi varmış ya. Maşallah, maşallah. Aynı ağaç çürüğü. Çok güzel. Çok güzel. Yani döndüğünü kabul et şöyle 30-40 santim. Çok da güzel derisi varmış. Çok yakışıklı bir teke. Evet abi, hayırlı uğurlu olsun. Bu havada böyle bir teke vurmak kırık boynuzlu veya değil, önemli değil. Ama kesin 10 yaşının üzerinde bir teke. 11 evet. Yaşında bir teke. Ve bu hava şartlarında böyle bir teke vurmak büyük başarı. Büyük başarı ve büyük mutluluk. Sağ ol Vedat'cığım. Tebrik ederim. Recep, sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Bol kanlı avlar, inşallah daha büyüklerini vurursun. Güzel avlar yaparsın. Rast gelsin Halil abi. Rast'ın içine organizasyonu için çok teşekkür ederim. Sana özellikle hakikaten çok başarılı bir organizasyon, çok başarılı bir kamp yaptık. Dağda mağarada kaldık. Evet abi. İlk gün muazzam sis yaptı. İlk gün muazzam bir sis yaptı. Ve yağmurla karışık. Ona rağmen dolaştık. Dün hava açıktı. Bütün bu dağları dolaştık valla. Sabah saat 7.30'dan akşam saat hava kararına kadar tek bir tane hayvan görmüştük. Bugün de korkunç bir yağış var. Hem bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan dolu yağıyor. Ona rağmen gene bırakmadık avı. Ve bu çok yaşlı tekeyi vurduk. Şimdi, güzel oldu. Santimetre olarak belki tekenin boynuzu öyle rekor bir santimetre değil. Ama baktığın zaman yaş olarak çok olgun bir teke. Ve ikisi de kırık. Belki de şelek mi olur bilmiyorum.
ölçüldüğü zaman herhalde daha iyi ortaya çıkacak.